başkent Washington'da ilk Türk Üniversitesi. Amerika'da hayalet turizmi. Amerika kölelik tarihine bu kez beyaz perdeden bakıyor. Bu başlıklar bu hafta gündem programında sizlerle paylaşacağımız bazı konulardı. Amerika'dan sağlık, bilim, teknoloji ve daha pek çok konu başlığını paylaştığımız renkli bir gündem programıyla karşınızdayız. Ben Mehtap Çolak Yılmaz. Amerikalı genç gönüllüler Amerika ile Müslüman dünyası arasındaki bilgi alışverişini güçlendirmek için yollarda. Della Brett o isimlerden biri. Şimdi Della'nın yolculuğunu izliyoruz ve Endonezya'ya uzanıyoruz. Amerikalı gönüllü elçilerin Müslüman ülkelerdeki faaliyetlerini getiriyoruz ekranlarınıza. Faiza El Masri'nin haberi. Endonezya'nın çeşitli kentlerinde insanlarla söyleşi yapmak ve onları kayda almak Della Brandt'ın görevlerinden biri. Endonezya'da Dinler Arası Diyalog Enstitüsü'nde çalıştım. Kurum ülkede dini hoşgörü ve çoğulculuğu geliştirmek için çalışıyor. Della, Endonezya'da 6 hafta yaşamış ama bu süre çok sayıda arkadaş edinmesine yetmiş. Döndüğümde hayatımda 10-15 yeni Müslüman arkadaşım olması harika. Program direktörü Stephen Cornebert birçok gayri resmi elçinin İngilizce öğrettiğini söylüyor. Bu öğretmen rolünü üstlenmek için ve genç insanlara hocalık yapmak için harika bir fırsat. Aynı zamanda öğrencilerden ve onların ailelerinden birçok şey öğreniyorlar. Programın 2011 yılında başlamasından bu yana gayri resmi elçiler aynı zamanda Fas ve Tanzanya'da kadın hakları konusunda ve mikro işletmeler üzerinde çalışmış. Eve döndüklerinde gönüllüler deneyimlerini kendi çevreleriyle paylaşıyor. Biz kendi çevrenizden birinin ülke dışındaki kazandıkları deneyimleri, arkadaşları paylaşmasını ve Müslüman dünya ile ilgili öğrendiklerini anlatmasını çok önemli görüyoruz. Gönüllüler gayri resmi elçi olarak geçirdikleri birkaç haftanın unutulmaz bir deneyim olduğunu düşünüyor. Melek Çağlar, Amerika'nın Sesi, Washington. Gökkuşağı, modern teknoloji, motosikletli kız ve yeni ekonomi. Bunlar internet sitemizde okuyucularla buluşan bloglardan bazıları. Siz de amerikanınsesi.com sitesine girerek bu yazılara ulaşabilirsiniz. Kronik ağrılar dünyada çok sayıda kişiyi mağdur eden bir gerçek. Karın, eklem ağrısı ve migren gibi ağrıların beyinle bağlantısının ortak olduğunu düşünen uzmanlar tedavide ilerleme sağlamak amacıyla veri tabanı oluşturmaya başladılar. Amaç ağrılara kökten çözüm. Elizabeth Lee'nin haberi. Carolyn Crow acının ne olduğunu iyi biliyor. Bazen sürekli bir ağrı hissediyorum. O kadar kötü kramplar giriyor ki hareket edemez hale geliyorum. Bu ağrıların kaynağı irritable bağırsak sendromu. Bu kronik hastalığın tedavisi yok. Kaliforniya Üniversitesi'nde gastroenteroloji uzmanı Emran Meyer, bu hastalığın kronik ağrıların tek nedeni olmadığını ve bazen hastaların acı çekmekten başka çaresi olmadığını söylüyor. Ağrı araştırmalarının en büyük başarısızlıklarından biri tedavilerde büyük bir devrim yaratamamaları oldu. Yeni tedavi seçenekleri bulmak isteyen Meyer bugünlerde kronik ağrıları beyindeki biyolojik değişimlere bağlayan bir araştırmada çalışıyor. Oppenheimer Stres Nörobiyolojisi merkezi kronik ağrıları gösteren beyin görüntülerini toplayan ilk veri tabanını oluşturuyor. Birçok kişi kronik ağrıların kaynağının bir beyin hastalığı olduğunu düşünüyor. Ağrı vücudun herhangi bir yerinde başlayabiliyor. Ancak kronik ağrı sendromuna dönüştüğünde bir beyin hastalığı haline geliyor. Üniversitenin sindirim hastalıkları bölümünden Dr. Kirsten Tillich'e göre veri tabanı ağrı araştırmaları için yararlı olacak. Modern tıbbın başarısızlıklarından biri insan bedenini parçalara bölüyor olması. Araştırmaları da sanki birbirinden bağımsız depolara yerleştirip birbirlerinden bağımsız geliştiriyoruz. Meyer artık zihnin, bedenin ve çevre etmenlerinin birbirlerini nasıl etkilediğiyle daha yakından ilgilendiklerini söylüyor. Büyük veri tabanları, tıp ve analiz. Bu eski Çinlilerin gözlemle yaptıklarına benziyor. Bu geniş veri tabanını gözlemleyip inceliyor ve biyolojik modeller oluşturup oluşturmadıklarına bakıyoruz. Yeni teknoloji bunu mümkün kılıyor. Bu tür çalışmalara 10 yıl önce başladığımızda bu şekilde inceleme yapmamızı sağlayacak bilgisayar gücüne sahip değildik. Son 10 yılda yalnızca beyinde inceleyebildiğimiz şeylerde bile patlama oldu. Şu anda 500 aşkın hastanın beyin taramaları bu veri tabanında toplanıyor. Tüm taramalar Avrupalı ve Kuzey Amerikalı hastalara ait.
Meyer, zamanla Asyalı hastalardan da veri toplamak istiyor ve araştırmacılara yeni tedaviler bulmaları için yardımcı olmayı umuyor. Carolyn Crowe'un beyin görüntüleri de veri tabanında olacak. O da bir gün doktorların çektiği acıyı giderecek bir tedavi bulmasını umuyor. Alparslan Esmer, Amerika'nın Sesi, Washington. Meme kanserinin sadece tedavi yöntemlerini değil, hastaların mücadelesini de konu aldığımız haber serimize devam ediyoruz. Bu haftaki konumuz kemoterapi. Bu yöntem hastalıkla mücadelede %85 oranında başarı sağlıyor ve bu nedenle de kanser hastaları kemoterapinin yan etkilerine katlanmak zorunda kalıyor. Amerika'nın Sesi sizler için işte o hastalardan birinin kemoterapi deneyimine tanıklık etti. Carol Pearson'ın haberi. Eşi Chris Condetti, Zuli Palacio'yu 3. evre meme kanseri için yapılan ve 6 tür sürecek olan kemoterapi seanslarına götürüyor. Palacio'nun göğsüne ameliyatla bir tıbbi cihaz yerleştirilmiş. Bu acıyı azaltmasa da ilaçların verilmesini kolaylaştırıyor. Kemoterapi acı vermiyor ama inanılmaz derecede yoruyor ve yorgunluk uyusanız da geçmiyor. Palacio'nun kemoterapi seansları ortalama 6 saat sürüyor. Bu sürede Palacio hemşireye ilacın yan etkilerinden bahsediyor. Palacio en zor olanın kemoterapi seansının ertesi günü olduğunu söylüyor. İlaç aldığınızın ertesi günü tren çarpmış gibi oluyorsunuz. Bedeniniz siyah buluttan geçtikten sonra beton bir yatağa çakılmış gibi. Tüm bedeniniz ağrıyor ve acıyor. Bacağınızdaki kemikler ağrıyor. Bütün kemikleriniz kanıyor gibi geliyor. Kemoterapi kanserin yayılmasını engel oluyor, büyümesini engelliyor. Hastalığı tedavi ediyor ya da ameliyat öncesi tümörleri küçültüyor. Ancak yan etkileri var. Her tür büyümekte olan hücreyi öldürüyor. Buna saç kökleri de dahil. This is gonna be my hair for the next year. I got a Amerikan Kanser Derneği'nden ücretsiz bir peruk aldım. Palacio'nun saçları ilk kemoterapi seansından sonra dökülmeye başlamış. So basically I will spend bir yılımı saçsız geçireceğim. Bu zor çünkü saçlarımı hep çok sevdim. Tıbbi bir terim olmasa da başka bir etkisi de kemoterapi kafası. Hastalar hafıza sorunu yaşıyor. Bazen aynı paragrafı 3-4 kez okuyorum ve kesinlikle anlamıyorum. Okuyorum ama nerede kaldığımı hatırlayamıyorum. Bu yalnızca yaşlılık değil, hafızama ne oldu diyorum. Palacio'nun kanser uzmanı doktoru tavsiye edilen tedaviyi sonuçlandırması durumunda kanseri yenme şansının %85 olduğunu söylüyor. Meme kanseri hastaları bu nedenle kemoterapiye göğüs geriyor ve tedavi olabilmeyi umuyor. Devrim Moral, Amerika'nın Sesi, Washington. Amerika'nın Sesi'nin yayınlarını YouTube sayfamızdan tekrar izleyebilirsiniz. YouTube'a VOA Türkçe yazdığınızda sayfamıza ulaşabilirsiniz. Ayrıca Amerika'nın Sesi'nin ücretsiz mobil uygulamasını cep telefonlarınıza ya da tablet bilgisayarlarınıza indirirseniz haber ve söyleşilerimize ulaşabilirsiniz. Yetkililer zehirli maddelerin yol açtığı çevre kirliliğinin tüm dünyada tam 200 milyon kişiyi etkileyebileceği uyarısında bulunuyor. Amerika'daki Blacksmith Enstitüsü ve İsviçre'deki Yeşil Aç Örgütü ortak hazırladıkları raporda bu kirliliğe yol açan insani faaliyetleri ve en çok kirli bölgeler konusunda herkesi uyardı. Zlatika Hok'un haberi. Son yıllarda Gana'nın batısında petrol üretilen kıyılara çürümüş balina cesetleri vuruyor. Eylül'den bu yana 8 ölü balina Gana'da kıyıya vurdu. Çok şaşırdım çünkü balinalar normalde bu şekilde ölmüyor. 4 balinanın kıyıda ölmüş olmasına hayret ettim. Çevreciler Gana'nın giderek gelişmekte olan petrol sanayinin denizdeki canları öldürdüğü görüşünde. Amerika ve İsviçre'den çevre kuruluşlarının hazırladıkları rapora göre Gana'nın başkenti Akra'nın bir banyosu dünyanın en zehirli bölgelerinden biri. Ağır metallerin yanmasından ve diğer sanayi atıklarından havaya salınan zehirli gazlar hastalık, doğum hastalıkları ve ölüme neden oluyor. 1986'da Ukrayna'daki Çernobil nükleer faciasının üzerinden çeyrek yüzyıl geçmiş olmasına rağmen toprağın içine gömülen radyoaktif maddeler gıda kaynağı olan bitkileri ve hayvanları etkilemeye devam ediyor. Arjantin'in başkenti Buenos Aires yakınlarındaki Villa Inflamable en kirli kasabalardan biri. Horacio Rojas, temiz su çağrısında bulunan bir örgütün başkanı.
Burada gördüğünüz beyazlık suya doğrudan dökülen kimyasallardır. Güney Afrikalı çevreci Mariette Leffring, ülkesinde madenciliğin yol açtığı hava ve su kirliliği konusunda halkı bilinçlendirmek için çalışmalar yapıyor. Leffring, bir grup Afrikalı siyasetçiye altın ve mineral madenlerinde kullanılan asitin kirlettiği suyu gösteriyor. Mesajım şu, eğer madenciliğe devam edilecekse çok sıkı kurallar getirilmelidir. Sadece madenin işletildiği zamana ilişkin maliyetlerin değil, maden kapatıldıktan sonra çevre üzerindeki etkilerinin ne olacağı da belirlenmeli. Bazı madenlerden çevreye asit yayılması yüzyıllar sürüyor. Amerikalı ve İsviçreli çevreciler tüm dünyada 200 milyon insanın sanayi atıkları ve insan faaliyetlerinin yol açtığı zehirli çevre kirliliğine maruz kalma riski altında olduğunu söylüyor. Çernobil örneği ise bize çevreyi temizlemenin ne kadar yavaş ilerleyebileceğini gösteriyor. Yenal Küçüker, Amerika'nın Sesi, Washington. TGRT Haber kanalıyla yaptığımız televizyon yayınlarını salıdan cumaya saat 20.45'te izleyebilirsiniz. Pazar günleri yayınlanan gündem dışında hafta içi her gün saat 17.30'da başkent Washington'dan canlı bağlantılarla Amerika'dan son gelişmeleri izlemeye devam edin. Eğitim kuşkusuz Amerika'nın en önemli gelir kaynaklarından. Yabancı öğrencilerin Amerikan ekonomisine katkısı son açıklanan rakamlara göre rekor bir düzeye ulaştı ve tam 24 milyar doları buldu. Amerika'ya en çok öğrenci gönderen ülkelerin başını Çin çekiyor. Ancak Türkiye de bu konuda ilk 10'a girmeyi başarıyor. Özetle Amerika tüm dünyaya eğitim satıyor ta ki bugüne kadar. Nedeni arkamızdaki bu bina. Şimdi Amerika'nın Sesi olarak o binaya konuk oluyoruz ve Türkiye'nin Amerika'daki ilk üniversite kampüsünü sizler için izliyoruz. Türkiye eğitim denince akla ilk gelen ülkede, dahası her yıl yüz binlerce yabancı öğrencinin geldiği Amerika'da, başkent Washington'da Beyaz Saray karşısına kurduğu bu okulla eğitim pazarına adım attı. Mayıs ayında Avrupa Birliği'nden sorumlu Bakan Egemen Bağış ve Türkiye'den gelen bir heyet tarafından açılan okulda, yani Mentora Üniversitesi'nde hem Türkiye'den hem de dünyanın farklı ülkelerinden gelen öğrencilere küresel bir eğitim olanağı sağlamak hedefleniyor. Anne Mary Fowler, okulun akademik direktörü. Mentora College is a language school in Washington DC. Mentora Üniversitesi, başkent Washington'da özellikle akademik amaçlar için İngilizce öğrenmek isteyen yabancı öğrencilere hizmet veren bir dil okulu. Çoğu öğrenci buradan sonra Amerika'daki üniversitelere devam ediyorlar. Bizim amacımız da onları en iyi şekilde hazırlamak. Şu anda yaklaşık 200 öğrencimiz var ve bu kapasitemizin yarısı. 3 katlı eğitim kurumumuzla en yüksek teknolojiyi kullanarak eğitim veriyoruz. Bundan sonraki hedefimiz bölgedeki üniversitelerle işbirliği yapmak. Başkent Washington'da kentin kalbinde Türk Üniversitesi'nin Amerika'daki ilk kampüsünde dünyanın dört bir yanından öğrenci var. Suudi Arabistan'dan Güney Kore'ye, Kolombiya'dan Almanya'ya, dünyanın her yerinden öğrenciler sadece yabancı dil öğrenmiyor, aynı zamanda Amerikan kültürünü tecrübe ediyor. İnsanlarla iletişim kurmayı, bunu yaparken de farklı düşüncelere sahip kişilerle doğru iletişim kurabilmeyi ve onların bu görüşlerine saygı duymayı öğrendim. Buradaki tecrübemin hayatıma olumlu etkileri oldu. Güney Koreli bu öğrenciler de ülkelerinden binlerce kilometre uzaklıkta İngilizceyi bir Türk okulunda öğreniyorlar. Bu okulda okumayı seçtim çünkü benim beklentilerimi karşılıyor, bizi yeni bir şey öğrenirken güçlü tutuyor. Aradığım her soruya yanıt bulabiliyorum. Öğretmenler çok samimi ve bu okulda herkesle her konuda konuşabiliyorum. Okul Türkiye'den gelen üniversite öğrencileri içinse bir dil okulundan daha fazlasını sunuyor. Öncelikle sizi tanıyalım. Merhaba, ismim İpek Dila Öz. 23 yaşındayım. Bahçeşehir Üniversitesi'nde siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler okuyorum. Amerika'da yaşayarak görmek hem de Washington DC'de siyaset bilimi öğrencileri için burada bulunmak, bunu yaparken de dilini geliştirmek çok daha avantajlı olacak diye düşünüyorum. Okumanın farkı ne olacak o bölümü bitirince? Çünkü Washington DC yani politik bir siyaset ülke olduğu için daha avantajlı bizim için. Bir de Beyaz Saray'ın yanındayız. Yani çok avantajımız var. Mesela her hafta gidip böyle toplantılarda falan aktive edebiliriz, konuşabiliriz. Bir de
Biz mesela dışarıda yürürken de her yerde siyasetçi var falan. Beyaz Saray'ın önüne gittikte de her yani Amerikanlar böyle şey yapıyorlar, aktivite yapıyorlar. Onlara kendi şeyimizi söyleyebiliriz yani düşüncemizi onlardan sorayabiliriz. O gibi yani çok avantajlarımız var. Dili yerinde öğrenmenin maliyetine gelince. Geldiğimde İngilizceyi hiç bilmiyordum. Yani her Türk'ün bildiği kadar, bildiğini zannettiği kadar İngilizce biliyordum. Adres bile soramıyordum. Maliyeti size ne oldu buranın? Sadece okula para ödemiyorsunuz. Yaşamınız, kendi idame ettirdiğiniz şeyler. Ayda ne kadara mal oluyor size bunların hepsi? Aslında yani okul ve barınma hariç, yani kirası hariç burada Türkiye ile aynı şartlarda yaşayabiliyorsunuz. Yani birazcık pahalı gibi görünüyor ama siz bir Türk lirasını bir dolara çevirdiğiniz zaman yani bir lirayı burada bir lira dediğiniz zaman bir dolara peki, aynı. Okula ne kadar ödüyorsun? Geliyor. Okula her öğrencinin ödediği kadar ödüyorum. Yani şu anda 700 doların üzerinde bir dönem. Evet, hayır, bir aylık her ay için. Evet. Evet. Yani aslında Türkiye'de de bu öyle. Hemen hemen öyle. Kampüs şimdilik her seviyede İngilizce eğitim veren bir dil okulu olarak hizmet veriyor. Ancak hedef çok daha fazlası. Bu soruya cevap verirken Bahçeşehir Üniversitesi'nin genel vizyonundan bahsetmemiz lazım. Biz küresel, global bir üniversite oluyoruz, olduk. Bizim amacımız bu. Yani bizim amacımız sadece Türkiye'de iyi bir üniversite olmak değil. O zaten tamam. Ama dünyanın önemli merkezlerinde de mutlaka Bahçeşehir Üniversitesi olarak bulunmamız gerektiğini düşünüyoruz. O önemli merkezler deyince bunların başında tabii Washington DC geliyor. Ama Berlin'de geliyor tabii, Toronto'da geliyor. Çeşitli yerlerde kampüslerimiz var, çok önemli merkezlerde. Ama hem dil öğrenmek için hem de dünyanın başkenti sayılabilecek olan Amerika'nın başkentinde burada işlerin nasıl yürüdüğünü, buranın siyasal kültürünü, sosyal özelliklerini ilk elden gözlemleyecek ve anlayacak, öğrenecek global öğrenciler yetiştirmek. Peki sadece dil kursu olarak mı kalacak, daha başka hedefler var mı? Var, var. Bir üniversite olma hedefimiz var. Berlin'de ona çok yaklaştık. Washington'da da çok zaman geçmeden zannediyoruz ki sadece dil değil ama çeşitli bölümleri olan bir Amerikan sisteminde college dedikleri kurum haline gelmek. Bahçeşehir'in adı Amerika'da değişerek Mentora Üniversitesi olmuş. Örneğin burada öğrencilerimizin işitme engellilere yönelik olarak bir İngilizce eğitim programımız var. Burada ne yapılıyor? Burası bizim IELTS ve TOEFL dediğimiz sınavlara hazırlık olarak kullandığımız laboratuvarımız. Onun dışında bütün öğrencilerimiz burada Bahçeşehir Üniversitesi'nin internetten erişebileceği kütüphanesine ulaşabiliyor. Onun dışında burayı öğrencilerimiz aynı zamanda Turing Center olarak kullanabiliyor. İki tane kütüphanemiz var. Bir tanesi giriş katında, diğeri bu kütüphanemiz. Şu an ikinci kattayız. Evet. Burada kantin var. Burada burası öğrencilerimizin kafeteryası. Boş zamanında genelde burada zaman geçiriyor öğrencilerimiz. Bahçeşehir Üniversitesi'nin Washington'da açtığı kampüs zamanla Amerika'da yaşayan Türklerin de buluşma adresi haline geldi. Özetle okul sadece bir eğitim merkezi değil, Türkiye'nin eğitim elçiliği misyonuna da talip oldu. Mehtap Çolak Yılmaz, Amerika'nın Sesi Washington. İngilizce dersleri her zaman herkes için her düzeyde Amerika'nın Sesinde. Gettysburg 150 yıl önce iç savaş sırasında Amerika topraklarında yaşanmış en kanlı savaş. Ve bu tarihi savaş meydanı son günlerde farklı bir faaliyete ev sahipliği yapmaya başladı ve hayaletlere inananların çekim merkezi haline geldi. Jeremy Skolowski'nin haberi. Bu tepeler Gettysburg'de ölen, yaralanan ya da kaybolan 50 bin askerin anısını taşıyor. Eğer Amerika'nın herhangi bir yerinde hayalet varsa bunları Gettysburg'de aramak doğru olabilir. Bölge sakinleri bu evin perili olduğunu düşünüyor ve bir grup hayalet avcısı bir süre önce ilginç aygıtlarla eve girmiş. Bize bu evin hayaletle dolu olduğu söylendi ve bu lazerin onları bulmaya yardımcı olması gerek. Ama şansın pek yaver gitmiyor. Charlie Saddles bir hayalet duyduğunu düşünüyor. Texas'taki Baylor Üniversitesi'nin yaptığı bir araştırmaya göre Amerikalıların %68'i doğa dışı olaylara inanıyor.
Hayalet turları savaş tarihi turizminden para kazanan yerel ekonomiye ek gelir sağlıyor. Turlar aynı zamanda gerçek tarihle ilgili de bilgi sunuyor. Skype'tan konuştuğumuz din bilimci Pamela Cooper White bu turların insanların yaşam sonrası hayatla ilgili cevaplayamadığı sorularına alternatif sunduğunu söylüyor. İnsanlar kesin bir yanıtın peşindeler ve bu yanıt daha bilimsel ya da teknolojik olursa kendilerini daha iyi hissediyorlar. Medyum ve yazar olan Lane Crosby, ölü askerlerle konuştuğunu ve karmaşık aygıtlara gereksinim olmadığını söylüyor. Aynen bizim gibiler. Yalnızca artık bedenleri yok. Peki neden ses kayıt cihazınız var? Bu yalnızca size burada birinin olduğunu ve benim deli olmadığımı kanıtlamak için. Çoğu insan zaten böyle düşünmüyor. Çünkü Gettysburg'un hayalet turizmi son derece canlı. Alparslan Esmer, Amerika'nın Sesi Washington. Amerika'nın Sesi web sayfasında bu yayınımız dahil tüm yayınlarımızı, haberlerimizi ve söyleşilerimizi bulabilirsiniz. Ekranda gördüğünüz adrese ise her türlü yorum ve görüşünüzü bekliyoruz. Yönetmen Steve McQueen'in 12 yıl köle filmi Hollywood'da bugüne dek kölelik tarihiyle ilgili yapılmış en dikkat çekici film olarak tanımlanıyor. Filmde kölelik tarihi beyaz perdeye çarpıcı bir şekilde yansıtılıyor. Penelope Pulo'nun haberi. Don't obey his lord shall be beaten with many stripes. That's scripture. Birçok benzer filmde olduğu gibi 12 Years a Slave, 12 yıl köle filmi de Güney Eyaletlerindeki pamuk tarlalarında geçiyor. Fakat Steve McQueen'in filmini diğerlerinden ayıran özellik özgür bir adamın evinden kaçırılıp köle olarak satılmasını konu alması. Name's not Platt. My name. Your name is Platt. Gerçek bir hikayeye dayalı olan filmin kahramanının ismi Solomon Northrup. Filme bu açıdan yaklaşmanın amacı izleyen herkese birisinin özgür bir insanı alıp acımasızca köleliğin bir parçası haline getirmesi gibi talihsiz bir durumu gösterebilmekti. Days ago I was with my family. In my home. Now you tell me all is lost. Northrup'u canlandıran Chiwetel Ejiofor müthiş bir oyunculuk performansı sergiliyor. I will not fall into despair. This is a story about one of the harshest structures. Bu dünya tarihinde kurulmuş en acımasız sistemlerden birinin hikayesi. Aynı zamanda bu sistemden kurtulmaya çalışan ve bunu gerçekten başaran birinin öyküsü. Sinema tarihçisi Dexter Gabriel yapımın bir çığır açtığını belirtiyor. Film köleliği en çarpıcı şekliyle yansıtıyor. Neredeyse kölelik hakkında yapılmış eski filmleri, bu filmlerde pamuk tarlalarında yaşananları, kısacası sahtekarlıklarını ortaya koyuyor. Gabriel, 1939 yapımı Rüzgar Gibi Geçti gibi filmlerin aslında yanlış bilgi verdiklerini, kölelerin sahipleriyle uyum içinde yaşamadıklarını söylüyor. Bu tür söylemler medeni haklar hareketiyle azalmaya başlamıştı. 1977'de yayınlanan Kökler adlı dizide köleliğin acımasızlığını ortaya koyan ilk denemeydi. Fakat Gabriel, Afrika kökenli Amerikalıların deneyimlerinde köleliğin bütünün sadece bir parçası olduğunu söylüyor. Köleliği bir göçmen hikayesi gibi gösterme çabasında. Afrika kökenli Amerikalıları da bu temada herkes gibi göstermeye çalışıyor. Steven Spielberg'in 1997 yapımı Amistad adlı filmi de köleleri taşıyan aynı isimdeki bir gemide çıkan isyanı konu alıyordu. Gabriel, filmi kaçırılmış bir fırsat olarak yorumluyor. Spielberg'in filmi kölelerin isyanından çok Amerika'nın kurucularının ve köleliğin kaldırılmasını savunan avukatların mahkeme salonlarındaki dramını öne çıkarıyor. Quentin Tarantino'nun Django Unchained, Zincirsiz adlı yapımı köleleri intikam alan bir kahraman olarak gösterdi. Saçma olsa da sonuçta masalımsı bir köle filmi. "12 Yıl Köle"de filmin tonu biraz daha ağır. Bazıları filmin köleliği çok katı şekilde tanımladığı görüşünde. Kölelik çok uzun bir süre bu ülkenin bir parçası olmuş. Bence herkesin bir şekilde bunu kabullenmesi gerekiyor. Sinemalarda bir asırdır devam eden köle filmlerinden sonra 12 Yıl Köle filmi bu tarihsel olguyu tekrar düşünmek için bir fırsat sunuyor. Yenal Küçüker, Amerika'nın Sesi Washington. Amerika'nın Sesi Washington'dan güvenilir haber, 70 yıllık deneyim. Bir gündemin daha sonuna geldik. Haftaya aynı saatte görüşmek üzere. Amerika'nın Sesi ekibi adına ben Mehtap Çolak Yılmaz. Hepinize mutlu bir hafta diliyorum. Hoşça kalın.